Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT e Geometri Kampı'nın 17. haftasının videolarına başlıyoruz. Evet bu videoda ne yapacağız? Çemberde açıya giriş yapacağız. Öncelikle çemberin tanımından bahsedeceğiz sizlere. Ee, ama şunu söyleyeyim bir de bu videoya başlamadan önce. Burada 18. 19. hafta diye gözüküyor ama hani burada üçgenlerden sonra bir tekrar vardı. Tekrarları bir hafta yapanlar için devam etmiştik. Yani üçgenlerle ilgili bir kitap çözün demiştim. O kitabı bir haftada halledebilirsiniz dedim ama çok da kasmayın ben halletmişsiniz gibi düşünüp bu 10. haftayı şey yapmıştım ee, dörtgenler diye gitmiştim arkadaşlar aynı şeyi burada da yapıyorum dörtgenler tekrarıyla ilgili bakın 2 hafta verdim burada ama e, dörtgenler tekrarını bir hafta gibi düşünüp ben 17. haftayı bu haftaymış gibi düşünüp ona göre yol alıyorum arkadaşlar ama sizlerin çok fazla kasmasına gerek yok. Bir haftada dörtgenlerle ilgili kitabınızdaki soruları bitirebiliyorsanız hemen 17. haftaya geçin. Yani çemberde açıya geçin. Bitiremiyorsanız da ne yapacaksınız? Ee, orada dörtgenlerle ilgili soru çözümüne devam edin arkadaşlar. Bu şekilde yol almanız tavsiye edilir. Evet lafı çok fazla uzatmayayım. Ben şurada 17. haftada şöyle çemberde açıya şöyle bir tik atıyorum. Ee, videolar serisi yanlış hatırlamıyorsam 5 video olacak. Şöyle bir baktım 5 videoda bitecek gibi. Bu 17. haftanın birinci videosuna isterseniz başlayalım. Çember ve daireye bu video ile birlikte başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anlatmayı çok sevdiğim konulardan bir tanesidir. Çünkü ufak tefek anahtar kelimelerle çoğu şeyi hallediyoruz arkadaşlar. Bir tek çemberde açıda bazı kurallar var. Ama çemberde açıdan sonrasında e, kurallarımız çok az. Böyle anahtar kelimelerle çoğu şeyi halledebiliyoruz. Nedense e, öğrenciler çemberde açıda çok fazla kural tanım olmasına rağmen çemberde açıyı daha iyi yapıyor. Ama okul bilgisiyle çemberde uzunluk ya da çember dairede alanda biraz sıkıntılar yaşanıyor. Ee, i̇nanın çemberde açıdaki yaptığınız gibi çemberde uzunlukta ve dairede alanda da daha iyi bir şekilde yapacaksınız. Ama öncelikle neyi bileceğiz? Çemberin bir tanımını bileceğiz. Olmazsa olmazımız bizim her zamanki tekniğimiz neydi arkadaşlar bu zamana kadar? Üçgenleri anlattıktan sonra. Öncelikle tanımı bileceğiz. Hangi konu olursa olsun tanım bilinecek. Ondan sonra... Tanımı bildikten sonra eski konularla ilgili karışımını bilip onlarla ilgili soru yöntemlerini halledeceğiz arkadaşlar. Yani üçgenler yine var burada. Özellikle üçgen bilgisi yine var arkadaşlar. Çemberin tanımını bilip e, hatta işin içinde bu sefer dörtgenler mörtgenler de giriyor arkadaşlar. Hadi bakalım çemberin tanımı neymiş? Öncelikle çemberin tanımı düzlemde sabit bir noktadan eşit uzakta bulunan noktaların kümesine çember denir. Evet düzlemde bu noktaya eşit uzaktaki noktaların kümesine şöyle o noktaları sıklaştıracak olursak şöyle. işte bu noktalar arkadaşlar böyle bakın nokta 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 işte bu noktaları böyle birleştirdiğimiz zaman ne belirtiyormuş arkadaşlar? Bir çember belirtiyormuş işte şurada gördüğünüz üzere. Evet çemberde yani düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların kümesine biz çember diyoruz. Evet tanıma dikkatçe o dikkatle odaklanalım şimdi. Tanım ne diyor? Düzlemde sabit bir noktaya. işte biz oradaki noktaya ne diyoruz? O noktası demişiz burada. Farklı harfle de isimlendirilebilir tabii ki. Biz buraya çemberin merkezi diyoruz. Ve eşit uzaklıktaki noktaların geometrik kümesi. Bir de eşit uzaklıktan bahsediyoruz. Ha, tanımda bir. Düzlemde sabit bir nokta diyor. O noktaya dikkat edeceğiz. İki. Eşit uzaklıktan bahsediyor. İşte oradaki eşit uzaklığa da biz R diyoruz arkadaşlar. Çemberin yarıçapı diyoruz. O zaman burada tanımda odaklanacağımız iki temel şey çemberin merkezi ve yarı çapı. E i̇şte burada zaten bu konuda da bir ek çizim çizecek olursak bizim en etkili silahımız çemberde yarı çaptır. Özellikle uzunlukta çok göreceksiniz. Çemberde açıda da çok göreceksiniz bunu. Tanımın içinde içinde var zaten. Düzlemde sabit bir nokta var. O sabit noktaya elinizi koyacaksınız. Ek çizim çizecekseniz de hop şöyle bir yarı çap uzunluğu çizeceksiniz. Çünkü bu yarı çap uzunluğu diğer yarı çap uzunluklarına ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor en önemli ek çizimdir. En etkili silahımızdır. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet tanımı irdeledik değil mi artık? Sorularda da tanımın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz zaten. Gelelim şurada çemberin diğer elemanlarını da tanıyalım. Adlarını bilsek faydalı olur. Çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. Evet kiriş dediğim şey çember üzerindeki iki noktayı birleştirdim. Mesela al burada bunu da birleştirdin. Bu da nedir arkadaşlar? Bir kiriştir. E, bu da bakın arkadaşlar şuradan şurayı birleştirmişim ve merkezden geçmiş. Merkezden geçen kirişe de biz ne diyoruz? Çap adını veriyoruz. Çap dediğimiz iki tane yarı çap uzunluğuna 2R'ye eşittir. Yani AB uzunluğunu eşitmiş arkadaşlar? 2R uzunluğuna eşitmiş. Hatta bu büyük R ile de gösterilebiliyor arkadaşlar. Büyük R dediğimiz şey çap olarak adlandırılıyor aynı zamanda arkadaşlar. Çemberde de en büyük kiriş bakın bu ifadede karşımıza gelebilir. Çemberdeki en büyük kiriş neymiş? Çapmış. Hatta kirişleri yorumlayacak olursak. Bak çapa yakın olan kirişler daha da ne oluyor? Şöyle bakacak olursanız arkadaşlar. Çapa yakın olan kirişler daha büyük oluyor. Çaptan uzak olan kirişler de daha da ne oluyor? Küçülüyor. O yüzden en büyük kirişimiz çap. Çapa yakın kiriş diğer kirişlere göre daha büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Bazı yorum sorularında uzunluk sorularında falan karşımıza çıkacak olan bir ifade. Gelelim şuna teğet doğrusu. Arkadaşlar teğet. Çember ile iki ortak noktaya sahip olan doğruya kesen doğrusu diyoruz. Önce keseniz. Tatarmanı verelim. Evet bu sefer doğru. Adı üstünde kesen doğrusu. Çemberi kesip geçen doğruya biz ne diyoruz? Kesen doğrusu diyoruz. Mesela şöyle keste kesen doğrusu. İşte şu şekilde iki noktada kesen doğruya. Yalnız dikkat edin biz çember üzerindeki iki parçayı iki noktayı birleştiren doğru parçasına sadece buna kiriş diyorduk. Bu bir doğru olursa arkadaşlar buna da kesen adını veriyormuşuz. Çemberi tek bir noktada kesen doğruya da teğet noktası adını veriyoruz. Adı üstünde teğet geçiyor arkadaşlar. Şuradan hop şöyle bir teğet doğrusu geçiyor arkadaşlar. Teğet ile ilgili hem açıda hem de uzunlukta çok üzerinde duracağız arkadaşlar. Bu önemli bir terim diyebiliriz. Önemli bir tanım diyebiliriz daha doğrusu. Çember üzerindeki iki farklı nokta arasında kalan çember yaylarına da yay denir arkadaşlar. İşte bak bu. Çember üzerindeki nokta aldın. Arasında kalan bütün noktalara çember üzerindeki bütün noktalara yay adını veriyoruz. Bu AB yayı. Bakın AB yayı şu şekilde. Hocam AB yayı bu şekilde olmaz mı? Evet. Eskiden şöyle bir şey arkadaşlar. Eski kitaplarda evet AB yayını biz bu şekilde de alıyorduk. Hatta şuraya bir K diyelim mesela. AKB yayı diye göstermek zorundaydık. Ee, şuraya da bir T diyelim mesela. ATB yayı da alt taraftaki yayı veriyordu. Bak bu minik yay. Bu büyük yay değil mi? Bu minörü, bu AB yayının minörü, bu da majörü olarak tanımlıyordu ama bunu kafanıza çok takmayın. Bazı kitaplarda görebilirsiniz. Minör dediğimiz küçük yay, majör dediğimiz büyük yay diye aklınızda kalmasın. Çünkü müfredattan kaldırıldı. Artık ÖSYM diyor ki, AB yayı deyince siz küçük olan yay parçasını algılayın diyor. Yani sen bir AB yayı gördün, işte hocam e, buradaki parça olarak şey yapacaksın. Mesela KL yayı gördün. K'lıya yay derken şuradaki yay diye almayacaksın. Nereden alacaksın yayını? Hop şöyle küçük parçasını alacaksın. K'lıya yayı deyince de buradaki parçayı anlayacaksın. Ha bazı kitapları hala daha işi garanti alıp şöyle yapıp KML yayı diyor mesela. Ya da buraya T deyip işte KTL yayı deyip yukarıdaki yay parçasını da o şekilde de size isimlendirebiliyor arkadaşlar. E biz buna uzunluk işaretini koyduğumuz anda üstüne de yay işareti koyduğumuz anda AB yayının uzunluğu Evet bu da uzunluğu arkadaşlar. Metre cinsinden, santimetre cinsinden artık hangi birimden olursa olsun uzunluğundan da bahsedebiliyoruz. Özellikle çemberde uzunlukta bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde tanımlanıyor. Majörü ya da minörü bilmenize gerek yok. Ben sadece e, ek bir bilgi olarak size söylemek istedim. Hadi bakalım. Hocam çemberde açı ile ilgili sorulara başlıyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar daha çemberde açı kurallarını görmeden tekniğimiz ve taktiğimiz neydi? İlk önce tanımı bilip eski bilgileri de karıştırıp Soruları öyle çözmekte. İşte buyurun. Hadi bakalım çözelim. Daha hiçbir şekilde merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı bilmiyoruz. Üçgen bilgileriyle çözülebilen sorulardan bahsediyoruz arkadaşlar şimdi. E bunun için tanımı iyi bilmek önemliydi. Tanım neydi? Çemberde, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklık nokta kümesi. Çemberin merkezi çok önemli ve yarı çap çizmek bir ek çizim ihtiyacı duyduğunuzda. Yarı çap çizmek en etkili silahımızdı. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam Evet şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakın yarı çap uzunluğuyla bakın şu OA ile şu uzunluk birbirine eşit verilmiş. DE uzunluğu alakası yerde bir eşitlik. Ha bir şeyler olmalı. Bir ek çizim daha olmalı. Ya da direkt hala hazırda bir şey çizilmiş olabilir. Bak yarı çap uzunluğu bu. Yarı çapların eşitlerini mutlaka mutlaka gösterin. Bak yarı çap uzunluğu burası. Bu da yarı çap bu da yarı çap. Ha ekstradan bir x kenar çıktı. Çıkmasaydı ek çizim yapacaktım. En etkili silahım da yarı çap çizmek. Bunu sakın ama sakın unutma. İkiz kenar çıktı mı burada? Çıktı. Hocam ikiz kenarın tepe açısı 40. Taban açıları kaç olacak? 70 70 180'den 40 çıkartıp 2'ye böldüm. E sonra hocam 25'i kullanacağım alfayı kullanacağım. İşte buradaki üçgende ne var? Buradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Yani 25 ile alfanın toplamı neye eşittir dostum? 70'e eşittir. Alfayı da buradan kaç buluruz arkadaşım? 45 derece olarak buluruz. Evet örnek birin cevabını böylelikle 45 bulduk gençler. Geldik örnek 2'ye. Bazı arkadaşlarınız merkez açıdan çevre açıdan yapabilir ama dediğim gibi ilk etapta biz bakalım şu tanımıyla ilgili çözüme ulaşabileceğiz mi ona bakacağız. Şimdi soruya baktığımız zaman hocam 100 derece var 50 derece var valla alfa var. Zaten burada bir şeyler çizmemiz lazım. Siz merkez açı ve çevre açıdan da yola çıkmış olsanız bir şeyler çizmeniz lazım. Çünkü 50 dereceye baktığınız zaman bir çevre açı değil ya da bir merkez açı değil. Bu 50'yi kullanabilmek için bir şey yapmanız lazım. Ne yapabiliriz? Ha, tabii biraz sonra İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Merkez açı daha görmediniz ama hızlı bir şekilde söyleyeyim. Hocam 100 ise 100. Buraya 260 kaldı dersiniz. 260 ise burası da 130 dersiniz. Dörtgenç açıları toplamından da sonuca ulaşabilirsiniz. Ama dur ben böyle yapmayacağım. Öncelikle üçgen bilgisiyle de çözülebildiğini göstereyim. Şimdi ne yapalım burada? Hocam bak bu yarı çap. E hocam bu da yarı çap. Bir şey yapamıyorum. En etkili silahım yani ekstra bir üçgenle ilgili çözülebilen bir kısmı yok. En etkili silahım neydi? Yarı çap. Hocam yarı çap çizeceğim. Şunu şöyle uzatayım. Ya da bunu böyle uzatayım. Ya da bunu böyle çizeyim değil. Yarı çap çizerken de çember üzerindeki noktaları çizeceksiniz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Çember üzerindeki noktalar bakın A, B, C. Zaten O'dan A'ya, O'dan C'ye çizilmiş. E o zaman biz ne yapalım arkadaşım? O'dan B'ye çizelim. Bak bunu çizdin. Bu çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğunu mutlaka, mutlaka göster. Bak bu da yarı çap uzunluğu. A, x kenar çıktı. Bak gördünüz mü x kenar çıktı. E o zaman burası 50 derece ise kenardan dolayı burası da 50'dir. 50 50 100 buraya kaç kaldı? 80 kaldı. E tamamı 100'dü buraya 20 derece kaldı. İkiz kenarlıktan dolayı tepe açısı 20 derece ise 180'den 20 çıktı. 160 2'ye böl 80 80 oldu mu? Oldu. O zaman alfa açısını kaç derece bulduk? 80 derece bulduk. Örnek 2'nin cevabını böylelikle 80 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 3'e. Şimdi bakıyoruz ne çevre açı var ne merkez açı var bir yarı çap uzunlukları da bizim için önemliydi. Hocam bu da yarı çap eşitliği koyalım. Bak bu da yarı çap eşitliği koyalım. E ne yapacağız? En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Yarı çap için ne yapıyorsun? Hemen merkeze kalemini koyuyorsun. Hocam şunu uzatayım bunu uzatayım değil. Ne yapıyorduk? Çember üzerindeki noktalara çizim yapıyorduk. Şuraya şuraya ya da şuraya. Hocam buradan OA'ya ve OB'ye çizilmiş. E o zaman biz ne yapalım? OC Şuradan C'yi birleştirelim. Bak bunu çizmeyle olmasın kalmasın sadece. Ne var burada arkadaşlar? Hop yarı çap uzunluğu. Yarı çap uzunluğunun eşitliği gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çemberdeki en etkili silahımız her konuda. Açıda da uzunlukta da daha iyi alanda da. Hepsinde en etkili silahımız neymiş? Yarı çap. Tamam Çizdin ve yarı çap uzunluğunun eşitliğini gösterdin. Hocam ne var burada? Bak ikiz kenar var burada. 50 derece. Hocam şurası da 50 derecedir. Aa, Şurada da bir x kenar var. Bu x kenardan dolayı 20 ise burada kaçı? 20 midir? Evet. E şu açının tamamı kaç derece? Hocam burası da 50. O zaman buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. E ne yapacağız? 30'u bulduk ya. Geometride hep ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanabilme işidir diyoruz. Ya da bulduğun bilgileri kullanabilme işidir demiyor muyuz? Evet. E 30'u bulduysan hemen 30'u kullan. Hocam 50 ile 30'un toplamı direkt buraya eşit. Hop burası kaç yaptı? 80 yaptı. E hocam buradaki üçgende de Alfa ile 20'nin toplamı 80 yapmayacak mı? Alfa artı 20 eşittir 80 olacağından alfayı da buradan kaç derece buluruz? 60 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle örnek 3'te 60 oldu. Geldik örnek 4'e. Ya alakasız yerde bir eşitlik var. Bir şeyler çizmek, çizeceğimiz belli. Hemen yarı çap uzunluklarını göster. Hocam bak yarı çap uzunluğuyla alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Şurada da şu eşitliği yazdım. Peki eyvallah. Bunu yazınca bir şey çizmeliyim. E bir şey çizeceksem de ne çizecektik? En etkili silahımız yarı çap. Unutma. Hocam yarı çap çizeceğiz. Ne yapıyoruz? Kalemini hemen merkeze koy. Çember üzerindeki noktaları yarı çap çizeceğini biliyorsun. İşte o a'ya o e çizilmiş. Nereye çizeceğiz arkadaşlar o zaman biz? B'ye çizebiliriz. B'ye çizdiğinde ne çıktı? Şununla şu birbirine eşit oldu ama hala alakasızlık devam ediyor. Başka ne yapabiliriz? Hop şuradan şuraya çizebiliriz. A çizdiğimizde bak bu da yarı çap. İkiz kenar çıktı mı çıktı. 25'i kullanabilirsin. Direkt yaz 25'i. İki tane açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne yaparsın? Sen de dayanamazsın. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani burası 50 derece. E ikizkenarlıktan kenarlıktan burası da 50 yaptı. 50, 50, 100. Buraya ne kaldı? 80. 80, 25 daha. Kaç derece? 105. Buraya 75 kaldı. E o zaman burada da bakın ikizkenarlık kenarlık var. Hocam burası da nedir? Alfadır. 2 alfa artı 75 eşittir 180 olacağından 2 alfa eşittir 105 derece olacağından alfayı da buradan kaç derece buluruz arkadaşlar? 52,5 derece olarak buluruz. Yani cevabımız 52,5 derece oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Yarı çapın ne kadar etkili olduğunu gördünüz mü? Bak çok önemli. Geldik örnek 5'e. Evet çeyrek çember. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eskiden bu hatayı ben çok yapıyordum. Siz yapmayın. Çok nadiren bu şeyi yapabiliriz. Bakın, böyle biz çeyrek çember ya da yarım çember gördüğünüz zaman, ulan biz çember konusundayız. Çemberin tamamını tamamı lazım bize deyip hemen çemberi tamamlıyorsunuz. Ya da çeyrek çember gördüğünüz zaman böyle çemberi tamamlıyorsunuz. Tamam? Belki bu sorunun çözümü buradan çıkar ama çoğu sorunun çözümü öyle tamamladığınız zaman kafanızı karıştırabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu sorunun bir ikinci çözüm yöntemi de bu. Ee, tamamlayarak da çıkıyor tabii ki. Ama ben ilk etapta şunu tavsiye ediyorum. Çeyrek çember verilmişse sorunun çözümü için çeyrek çember yeterlidir. Gerçekten yeterlidir. Yarım çember verilmişse soruda sorunun çözümü için yarım çember kesinlikle ama kesinlikle yeterlidir. O yüzden çembere tamamlamanıza gerek yok. Ne var burada? Çeyrek çember verilmiş. İşte çeyrek çember dediğimiz çemberin çeyreği. Yani 4 çeyreğe ayırdınız. 4 çeyreğe ayırdığınız zaman ne oluyor? Her bir çeyrek 90'ar derece oluyor. Yani burada kaçı 90 derece. Bazen 90 dereceyi vermez burada. Çeyrek çember deyince burada kaçı da kaç derecedir? 90 derecedir. 4 devirlik çember. Mesela altta birlik çember deseydik o zaman 360 dereceyi 6 yapacak. Burada kaçı? 60 derece olacaktı. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Çeyrek çember 90 derece. E buradan alfa isteniyor hocam bizden. E biz ne yapacağız? Sıkıştık. Ya yani sıkıştık derken hiçbir şey yapamıyoruz. E ilk önce yarıçap uzunluklarını şöyle şöyle belirleyin diyor muyuz? Diyoruz. E belirledik bakalım burada. Ne yapacağız hocam burada? En etkili silahımızı kullanacağız tabii ki. En etkili silahımız yarı çap. Kalemini hemen merkeze koy. Çünkü e, çemberin tanımında düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklık noktalar kümesi derken sabit nokta önemli bir nokta ve e, uzaklıklar uzaklar dediğimizde yarı çap uzunluğu o da önemli bir nokta. Hemen buraya koyduk kalemimizi. Kalemini koydum. En etkili silahımız yarı çap. Hocam tutup da buraya çizelim. Buraya çizelim diye çember üzerindeki noktaları çizeceğiz. Buraya çizeceğiz. Çizdik. Çizince bu da yarı çap olduğunu mutlaka mutlaka göster. E ne yapacağım? İkiz kenar var. Hocam burada da ikiz kenar var. Ü üçgenlerde ikiz kenarlıklar böyle çok fazla gördüğünüz zaman taban açılarına değerler yazmayı uyduk. Evet. Buraya x x yazalım. Hocam buraya da bir y y mi yazalım? Aynı cisten yazamıyorsak evet. Buraya da bir y y yazalım. E ben x artı y'yi bulursam alfayı bulurum. Hocam Sorunun çözümü için neyi kullanmam lazım? 90'ı kullanmam lazım. Verilen bilgi kullanmam lazım. O zaman buradaki açıya yoğunlaşam. A ben burada kaçı yazabilirim. Burası 180 2x. Çünkü toplamları 180 olacağından. Y, Y ise burası da nedir? 180 eksi 2Y'dir. A tamamı 90. Yani 180 eksi 2X artı 180 eksi 2Y eşittir 90 olduğundan. Buradan 270 eşittir 2X artı 2Y olacağından. X artı Y'de kaç geliyor arkadaşlar? 135 geliyor. E alfaya bakacak olursak alfa da x artı y'ye eşit değil mi? Evet. X artı y de neye eşittir arkadaşlar? Bakın yukarıda bulduk zaten. 135 dereceye eşittir. Yani gerçekten de çeyrek çember verilmişse sorunun çözümü için yeterli miymiş arkadaşlar? Gerçekten ama gerçekten yeterli. Şekil A'da görüyorsunuz. Cevabımız böylelikle 135 yaptı. Geldik 6. soruya. Bir katlama. Evet katlamayı çemberde de dairede de göreceksiniz. Aslında çember dediğimiz şey İçi boş olan şeydir arkadaşlar. Burada ben daire demişim. Daha daire görmek. Daire de içi dolu olan şekli biz daire diyoruz. Bu e, daire şeklinde dediğim zaman içi dolu oldu ve katlamayı da yapabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi çeyrek daire biçimindeki bir kartonda bazı katlamalar yapılarak şekil 2'deki gibi bir yamuk elde edilmiştir. Hmm. O katlamalarda bu şekilde. Arkadaşlar üçgende katlamada nasıl yapıyorduk? Üçgendeki katlamalarda biz katladığımız şeyi yandan geri açmıyor muyduk? Evet. E, çemberde de aynısı. Katladığın kısmı geriye doğru aç kardeşim. Açtım böyle. E sen bunu da açtım böyle. Açtım böyle. Şunu açayım bakayım şöyle. Şunu açınca hop şöyle oldu. E şunu da açınca hop şöyle oldu mu? Oldu. Tamam çeyrek daireyi elde ettik. E sen bunu böyle açtığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Ve üst üste binen açılar aynı doğru üstünde olduğu için hocam e, üst üste binen açılar birbirine eşit olacağından buradaki açılar da 90-90 yaptı. Ya e açılar eşitse, toplamı da 180 ise 90 90 oldu. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Eyvallah. Hocam üst üste binen yaylar da birbirine eşit ama yaylar sanki bir işimize yaramayacak. Tamam. Şurada da bir yamuk elde edilmiş. Bize diyor ki buna göre katlamalar sonucunda oluşan yamuğun en büyük iç açısı. Arkadaşlar yamuğun bu açısı bakın yamuk şuradaki ifade yamuk geldi. Şuradaki şekil yamuk geldi. Burası 90, burası 90. Burası bak 90'dan daha büyük. Buradaki açı 90'dan daha küçük. E bizden ne isteniyor? Burada kaç isteniyor? O zaman onu bulmaya çalışacağız. Şimdi ne yapalım burada? Hocam şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Yani şu şekil üzerinde yapalım isterseniz. Bakın bunlar birbirine eşit ve bizden burada kaç isteniyor? Şurası düz bir çizgi arkadaşlar. Biraz eğri gibi durmuş. Şurada kaççı da 90 derece. E ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. Sıkıştığın zaman en etkili silahın. Hadi sen kendin yap bakalım bunu. Yap bakalım. ÖSYM bunun benzerinde bir soru sordu. Aynen şekil böyleydi arkadaşlar. Şurası dikti bunlar birbirine eşitti. Buradaki açıyı sordu. Ben ne yaptım? E, bunun dik olmasını ve bunların eşit olmasını sakladım soruda. Yani soruyu yeni nesil yaptım. Yani şöyle katlanmışını sordum size. Bak çemberde katlama dairede katlama. ÖSYM'e sorduğumuz ana kadar dairede katlamayı sormadı. Gelebilir işte karşımıza. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz burada? En etkili silahımız çeyrek çember verildi diye. Tamamlamamıza gerek yok. En etkili silahını uygula. Hocam yarı çap. Çemberin merkezine kalemi koydum. Şuraya mı? Şuraya mı çizeyim Hayır. Çember üzerindeki noktaya çizeceğim. Buraya. Yarı çap bilgisi çok önemli. Hocam bak buraya bir AA dersem. Yarı çap uzunluğu ne oldu? Yarı çap uzunluğu 2 A'ya eşit oldu. A bunu da çizdin ya bak. Bu da 2 A'ya eşit. E hocam bu da yarı çap çizgisi. Bu da 2 A'ya eşit. Bak burada eşitler geldi. Şurada x kenarlık geldi. Şunlar birbirine eşit geldi. Bir de burada bir dik üçgen çıktı ve tanıdık bir dik üçgen. 90'ın karşısı 2A hangi açının karşısı A'dır? Hocam 30 60 90 üçgen 30'un karşısı A'dır. E 30'un karşısı A ise bu 90 ise burası 60'tır. Buraya ne kaldı? 30. Burada da bir ikiz kenarlık var. Bak bu düz bir çizgi arkadaşlar. Dikkat edin. 30 ise ve ikiz kenarlık varsa 180'den 30 çıkartıp 2'ye böldüğümde burada açılarda da 75'er derece mi yaptı? Evet. Şurada kaçı isteniyordu bizden? Yani burada kaçı da kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Alfa isteniliyor bizden. Alfa'da 30 artı 75'ten 105 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Böylelikle örnek 6'da yamuğun en büyük iç açısının ölçüsü isteniyordu. Yamuğun en büyük iç açısını kaç derece bulduk arkadaşlar? 105 derece olarak bulduk. Ve böylelikle ilk böyle tanımla ilgili olan kısmı bitirdik. Ee, şimdi merkez açıya geçeceğiz. İsterseniz onunla da bir sonraki videoda geçelim. Yalnız bu derste öğrendiğimiz en önemli şey ne? tanımın ne kadar önemli olduğunu yine gördük. Ve çemberdeki en etkili silahımızın ne olduğunu öğrendiniz arkadaşlar. Yarı çap. Çemberin merkezine kaleminizi koyup bir şey ek çizim lazımsa. Tabi bak ek çizim lazımsa. Ek çizim hissiyatı. Hocam ek çizim çizmem lazım deyip hep içinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir hissiyat içinizde oluştuğu zaman hemen merkeze kaleminizi koyun ve yarı çap uzunluğunu çizin. Ama çember üzerindeki noktaya çizin. Vay ben şu doğruyu uzatayım. Bak şöyle şu doğruyu uzatayım ya da bunu böyle uzantısını alayım falan gibi çizimler işinize yaramaz. Çember üzerindeki noktaya verilen noktaya çiziminizi yaptığınız an çözüme ulaşırsınız arkadaşlar. Evet bence en önemli ders buydu. Çünkü yarı çapı kullandık yani yarı çapı sorularda kullandırmayı öğreten en önemli ders buydu. Genelde bizler bu ders atlarız böyle çember deyince ben hadi merkez açı falan filan başlayalım deriz. Ama ben ilk başta tanıma çok önem veririm. Tanımı e, sorular üzerinde iyi uygulamanız lazım. Burası gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Çemberin en önemli dersiydi diyebiliriz arkadaşlar bu. Sonrasında merkez açıymış, çevre, çevre açıymış. Onları da zaten bir şekilde hallederiz. Hadi bakalım. İlk dersimiz bitti arkadaşlar. O zaman ikinci dersimizde yani çemberde açının ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.